Arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim. Yani videoda zaten hiç enerjim olmadığını söylüyorum, biliyorum ama gerçekten çok çok fazla yok. Bu yüzden de hani eğer videoda eğlenceli bilmem ne olmasını için açtıysanız, normal bir Koray Yıldırım videosu olması için açtıysanız kapatabilirsiniz. Gerçekten kusura bakmayın, böyle bir video oldu. Bu videoyu da zaten anlaşmalı tarihli bir video olduğu için birazcık da zorunda olarak çektim attım. Zaten oralarını da fark edersiniz. Videoya geçelim o zaman. Önce bir anlaşmalı reklamı koyup sonrasında da devam edeceğiz. Yahaha 3 boyutlu çoklu oyunculu deneyim için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturma platformu. Yahaha ile kodlama deneyiminiz veya eğitiminiz olmadan sizler de içerik oluşturabiliyorsunuz. Yani hayalinizde bir oyun varsa ve bunu yapmak istiyorsanız Yahaha uygulamasının içeriklerini kullanabilirsiniz. Gerçekten harika. Yani 1 milyondan fazla bileşen var. Farklı farklı, inanılmaz ya. Gerçekten çok eğlenceli. Aynı zamanda çok oyunculu modu desteklediği için arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz sonradan tasarladığınız oyunları. Ve Yahaha'da da istediğiniz zaman arkadaş edinebiliyorsunuz. Burada Yahaha Stüdyo'nun görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalını görüyoruz arkadaşlar ve YouTube kanalında da çeşitli videolarla sizlere buraları tanıtıyor aslında. Mesela Sportsmania diye bir şeye girdik şu anda arkadaşlar. Futbol sahası falan var ve koşuyor. Futbol topu yaparsın, gol atarsın. Yani bildiğin futbol oyunu bile yaparsın. İnanılmaz iyi. Yahaha'nın Twitch hesabı da burada. Yahaha'yı Twitch ve YouTube üzerinden takip edin arkadaşlar ve gelişmelerden haberdar olun. Gerçekten çok güzel olanaklar sağlıyorlar. Ekrandaki QR kodu tarayarak veya açıklamadaki linkten eğer ilginizi çektiyse Yahaha Stüdyo'yu indirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir meraklandıysanız bile denemek için indirilir. Gerçekten çok güzel bir uygulama. İnanılmaz geliştiriciler tarafından yapılmış. Böyle durumlarda, böyle dönem nerede nasıl davranılır hiç karşılaşmadım. Bu yüzden hiçbir fikrim yok. Ancak yani elimden geleni yaptım. Siz de bu videoyu izlerken bile elinizden geleni yapmış oluyorsunuz aslında. Çünkü bu videonun AdSense gelirleri bağışlanacak ve bu şekilde destek olmuş olacaksınız siz de. Ne kadar gelir olursa artık. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Bana da çok soru sordunuz, işte neredesin, bilmem nedir falan filan, video isteyenler var. Hani tabii ki bir yandan hayatımıza devam etmemiz de gerekiyor bir şeyler. Çünkü psikolojik olarak herkes de çok kötü etkileniyor hiçbir şey yapmadan durduğunda falan. Ama bu videodan maalesef, yani hepiniz hoş geldiniz diyeceğim ama enerjik ve hevesli olamayacağım. Zaten bu ay pek bir video atmayı da düşünmüyordum açıkçası. Ama hem destek de olmuş oluruz hem de anlaşmalı şeyler vardı. Bu yüzden de hani bu videoyu çekiyorum. Umarım anlayışla karşılarsınız hevesli olmamı. Sizler de istiyordunuz, hani sizlerin de zaman geçirebileceği anlar bilmem ne olur. Hani yorumlara düşüncelerinizi falan yazın. Ne hissediyorsunuz, neler? Zaten bir sürede geçti, bayağıdır da yoktum. Herhangi bir açıklama falan da yapmadım. Hadi o zaman, yani paket falan atacağız, bilmem ne yapacağız ama hani oyuncu mu bekleyeceğiz? Böyle bir dönemde nasıl bir şey yapılır onu da bilmiyorum. Gerçekten zor bir dönem. Hiç yaşamadığımız bir dönem. Bazı insanlar için çok çok daha zor bir dönem. Yani dediğim gibi sizler de desteklemiş olacaksınız bu videoyu izlediğiniz zaman. Başka bir video atarsam o videoda da aynı şekilde olacak. Zaten yapacağımız destekleri yapmışızdır. Herkes elinden geleni yapmıştır diye düşünüyorum. Yaptı da, görüyoruz da. Gerçekten herkes çok sağ olsun. Ben çok fazla bu konularda konuşamıyorum. Bu videoyu çekmek de gerçekten benim için çok zor. Şöyle açalım bakalım. Şöyle 10 tane falan açalım. Çünkü şey yapacağız. Buradan oyuncuları çıkartalım. Yüzgen falan da çıktı. Oyunu oynuyorum bu arada. Oyuna bakıyorum. Ama yani bilgisayarın başına ne zaman geçsem gerçekten şöyle bir zorluk yaşıyorum. Yıldız biletini de alacağız bu arada. Ne zaman bilgisayarın başına geçsem hani hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey konuşamıyorum. Herhangi bir video çekemiyorum. Tümünü topla diyelim, önce bir yıldız bileti ödüllerini açalım. Arkadaşlar bu videoda herhangi bir heyecan falan olmayacak. Denedim, olmuyor. Yapamıyorum. Çıkmıyor yani. Hadi bakalım şöyle açalım o zaman bu paketi. Bakalım ne gelecek. Umarım güzel bir şeyler gelir. Ne önemi var falan onu da bilmiyorum. Çok bakmadım da, sadece oynadım yani. Faslı bir kaleci geliyor. Bunu geliyor sanırım. Evet, çok iyi. Gerçekten böyle olduğum için sizlerden de çok özür diliyorum. İyi, güzel. Bir tane 104'lük oyuncu çıkarmış olduk. Şimdi ana sayfamıza geleceğiz ve Toti'ye geleceğiz. Buradan da şimdi şöyle, bu videoda da bu arada hani herhangi bir şekilde like'tır bilmem nedir istemiyorum. Bu videoyu birazcık da çekmem gerektiği için çekiyorum. Sonuçta bir anlaşma yaptık. Hani onu da erteledim, erteleyebildiğim kadar. Şu ana geldi.
O yüzden çekiyorum. Siz istiyorsanız video falan, bilmiyorum ne durumdasınız, nasıl istiyorsunuz falan ama görüyorum videolar falan istediğinizi. Yorumlarda düşüncelerinizi yazın ki ben de bileyim yani bu konuda neler düşünüyorsunuz, nasıl geçiriyorsunuz zamanınızı falan. Açalım bakalım bu paketi de, bu paketten ne çıkacak? Bu arada, evet, Declan Rice. İzlediğiniz sponsorlu videoyu da ben olaydan önce çekmiştim ve hiçbir şeyden habersizdik o sırada. Ama işte, neyse, hadi bakalım. Bir tane daha açıyoruz. Umarım güzel bir şey çıkar. Vallahi videoyu bırakacağım çekemiyorum deyip. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Bu video böyle olacak. Yani böyle enerjisiz falan olacak. Biliyorum siz de beni böyle görmek istemezsiniz ama içimden gelmiyor. Yani o hırs, o enerji yok şu anda. Çünkü bunu mu şey yapacağız? Buna mı heyecanlanacağız şu an? Hadi bakalım. Evet, hiçbir şey çıkmıyor. Bari bir şeyler gelsin. Daha iyi bir şeyler gelebiliyor çünkü değil mi? 109 artı falan yazıyor. 99'luk oyuncularla devam ediyoruz. Yani hepsini de videoya da beklettik. Bakalım. Kama da geldi bir de. Hadi. Bakalım ne gelecek. Güzel bir şeyler gelsin. Yola neden gitmediğini de anlamadım. Yola gitse aslında daha iyi şeyler olabilirdi. Yola gitmiyor. Bu arada buradaki bütün hepsini açacağım ya. Yüzgenlik oyuncuları koymasak mı diyeceğim ama... Yani zaten yüzgenlikler de para etmiyor aslında. Bu kilitli oyuncular neden kilitli bilmiyorum onu da. Ya açılabildiği kadar açalım arkadaşlar. Çok da önemli değil dediğim gibi. Şu anda bunu şey yapamayacağım. Hadi bakalım. Ne geliyor? Abi Otamendi geldi. Bir de Otamendi geldi. Hemen sıradaki paket. O otomatik dolmuş direkt. Nasıl doldu bilmiyorum. Ben doldurmadan nasıl doldu bu? Abi daha iyi bir şeyler gelsin bari ya. O kadar uğraştık yani sonuçta ama yok. Daha böyle 103'ün üstünde falan bir şeyler gelir mi? Vallahi yola gitti. Bu ne demek oluyor? Lewandowski mi lan? Kaleci. Szczesny neden yola gitti? 103'lük oyuncu neden yola gitti? Hiçbirisi gitmiyorken 103'lük bir oyuncu neden yola gitti? Ben onu anlamadım. Oradaki olay ne abi? Ben o olayı anlamadım. Yani 109 gelecek sandım. Çünkü diğerleri gitmemişti ama. Neyse var mı daha oyuncumuz? Yok kalmamış. Takas kısmını da zaten bitirmiş olduk böylece. Şimdi Totti kısmında da, ödül yolu kısmında sanırım üst düzey konularda da var. Burada da 3 tane paket var. Açalım bakalım. O ikon da gelebilir, Totti de gelebilir. Burası güzelmiş bak. Burası iyi duruyor. 102'lik oyuncular geliyor ama 102'likler herhalde satılmıyordur şu an. Herkes çıkarıyordur. Bize hani 110 Drogba falan lazım. Herhalde böyle coşmak için falan ama 101'likler falan geliyor. Olsun. Önemli değil. Aha. Şimdi ne oluyor? Yine aynı şey olacak herhalde. Ya bu ülkeden kim gelebilir? Yani bilmiyorum ki. 103'ken Kostić. 11 milyon diyor ama eder mi bilmiyorum. Hani satılır mı orasını bilmiyorum. Ödül yolunda da paketlerimiz var arkadaşlar. 98 artıdan yola gitmediği sürece geç abi. Üst düzey fişler de geliyor. Daha fazla gelirse buradan bir tane daha üst düzey kon paketi açabiliriz. Demek oluyor olabilir bu. Bu arada sadece bu hesapta oynadım. Yani o da oynamadım. Yani açtım. Etkinlikler kendiliğinden oynanıyor zaten. Oyunda kalmanız yeterli. İkinci telefondan onları hallettik. Şuradan üst düzey fişleri almaya devam edelim bakalım. Evet. Haydi. 104'genlik bir Jesus yok. Yok gelmedi. Zaten bu kadar. Burası daha açılmadı. Ben puanı toplasam da açılmadı. Ki daha toplanmamış zaten. Başka bir şey var mı acaba? Başka bir yerde yol mol bilmem ne var mı? Yani yok ama şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan daha fazla paket açabiliriz. 4 tane daha önce çıkartıp bir tane daha takas yapalım diyorum. Bu yüzlük oyuncuları da basıyorum ben takası arkadaşlar. Yani pazardan alacağımıza buradan basalım. Çok eğlenceli, çok güzel şeyler yapacağız bu arada. Çok güzel planlarım vardı. Tam onları hazırlayacaktım ki bir anda işte talihsiz olay oldu. Ve kötü etkilendi herkes. Hepimiz kötü etkilendik. Dediğim gibi çok fazla da konuşamıyorum bu olaylarla ilgili. Evet arkadaşlar. Yani durum bu. Satılabilen oyuncu falan yok sanırım buralarda. Yıldız biletini de alacağım. Ama yıldız biletini hani açarken de en azından şey olsun. Hani... Daha toparlanılan bir günden sonra açalım. Daha toparlandıktan sonra yapalım bir şeyleri diyorum.
Yıldız biletini de o şekilde yaparız diye düşünüyorum. Pelin'in olayı da gayet iyi yapmışlar bu arada. Bu kısmı da sevdim. Çünkü yani 108 yen bedavaya alacağız. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey de istemiyor. Direkt Pele'yi alıyoruz bedavadan. Gerçekten çok iyi. Etkinlikle ilgili zaten bir şey yok. Toti ile ilgili de hiç video çekmedim daha. Team of the Week'lerimiz var. Gelin biraz da Team of the Week paketlerimizi açalım. Burada da az paketimiz yok yani. 9 tane paket açacağız. Üçlü üçlü açalım bakalım. Şöyle güzel bir şeye gider mi? Göreceğiz. Yola her türlü gidiyor sanırım, değil mi? 90 üstü mü olması gerekiyor? Her türlü gidiyor mu orasını da bilmiyorum ama bakacağız bakalım. Ne gelecek göreceğiz şimdi. Kim bu şimdi? Yok, bu takımdan böyle çok yüksek bir oyuncu gelmez. Aynen, en fazla 85 geldi. En kötü üçlü mü geldi lan? Neredeyse en kötü üçlü geldi ya. Bu nedir abi? 3 tane daha açalım bakalım buradan ne gelecek. Bu paketler de yani kolay birikmiyor o kadar. Şöyle bir 90'lık falan gelse hoş olur, güzel olur. İspanyol kim var acaba? Hiç bakmadık da. Yine takım kötü. Elche'den ne gelecek? 88. Yani 90 üstü hiç mi çıkmayacak? Bir tane 90 üstü çıksın ya. Navas bayağı para edebilir bu arada. Çünkü zor çıkıyordur aslında. O kadar da değerli bir oyuncu değil ama. Navas'ın ülkeye giderse bir yükselebiliriz. Brezilya'ya gitti. Stoper kimmiş Brezilyalı stoper? Roma. O iyi olabilir. Yok. Roma'ya gitti ama güvendik ama olmadı. Okey. Burası da böyle geçti arkadaşlar. Mağazada nasıl paketler var acaba? Mağaza ne durumda? Toti hoş geldin paketi ne veriyor? 200 FA points ile 102 oyuncu. Bakarız bunlara yani biraz daha dediğim gibi şey özel lan. 106 artı garanti veriyor bu da. 110 çıkma ihtimali %2'miş. 110'lar da baya para ediyordur ama Drogba'ya falan bakalım. Drogba mesela ne kadar ediyor? 200 milyon ediyor abi. Çıkartsak 2000 FA points çok güzel değerlendirmiş oluruz ama işte zor. Bu seçkin paket neymiş? 103 artı garanti. Değmez. 103 çıkar sonra biteriz. Tutu kuponu da bu şekilde. Muhtemelen zaten diğer puan da yetmiyor. Team of the Week falan da böyle hiçbir şey yok gibi bir durum var. Ama 250 CVR'e de bir yok abi. 89'a kadar çıkıyormuş. Daha yüksek çıkmıyor ki. Arkadaşlar 103 artı takası da yapacağım. Çünkü sonuçta hiçbir şey çıkmıyor madem. O yüzden 101'lerin hepsini basıyorum. 103 artı takasa. Bakalım ne gelecek. 103'ten fazla gelsin. Lütfen. 103'ten fazla istiyorum. Abi bu ülke yine mi aynı oyuncu? Ya aynı oyuncu değil. Vlahovic. Vlahovic 104'ten yüksek olabilir mi? 105. Bak güzel oldu bu. Fena olmadı. 105 genlik oyuncu. 18,5 milyon diyor. İyi çıktı lan. Zaten en fazla 105 mi geliyor buradan? Gelebilecek en iyisi çıkmış. 103-105 arasıymış burası. Galiba. Anladığım kadarıyla öyle. İyi çıkarmışız ha. Yok bir daha koymam. Yeter. Zaten yok o kadar oyuncum yok. Kapat burayı abi. Bir bakalım. Şeye pazara bir bakalım. Belki Vlahovic satılıyordur. Çıkardığımız en iyi oyuncu oldu Vlahovic. Cidden iyi oldu ama bu da satılmıyor sanırım. Aynen bu da satılmıyor. Bunun da değeri düşecek zamanla herhalde. Benim emirlerde bayağı para var. Arkadaşlar dediğim gibi çok güzel planlar var. Halletmeye çalışacağız bir şeyleri. Bu artık bu Felix'i de satamayız. Daha kimseyi satamayız. Bu Haaland'ın değeri falan ne olmuş? Ben 18'e satmışım. 19. Ama şuradan bayağı kârdayız. Mesela bakın Puyol arkadaşlar. Puyol ne kadarmış? 20 milyon. 83 milyona satmışız. Scholes'u gösterelim. 58 milyon, 16 milyon 58'e satmışız. Bu çok kar yok. Carvajal'de de o kadar yoktur. Carvajal'de aynen. Carvajal'de de 10 milyon var. Bunlar zaten artık satamayız herhalde. Alaba ne kadarmış şu an? Alaba 3 milyon falandır belki şu an. 7,5. Oyuncular bayağı düşmüş. İstediğimiz gibi kadromuzu kurarız. İstediğimiz gibi oluştururuz. Ama dediğim gibi bu videoda çok fazla enerjik olamadım. Zamanla video ilerledikçe alıştım da biraz ama bakalım alışacağız. Halledeceğiz bir şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani ne kadar eğlenebilirsek bilmiyorum ama umarım eğlenmişsinizdir. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.